aidiyet duygusuna da direkt olarak etki yaptığı için oyuncuların vurdum duymaz tavırları biraz da ondan galiba. Yani çünkü Beşiktaş'ta da birçok kiralık isim var. Karius da onlardan bir tanesi. Evet, süresi belki uzundu kiralık sözleşmesinin ama geldiğinden beri ben Beşiktaş'a böyle bir aidiyet duygusu hissettiğini gözlemlemedim. Çünkü bunu vücut dilinden anlarsınız. Utanmaları gerekiyor. Aboubakar geldi. O da kiralık olarak bir sene. Üstelik o zaman da bir dizlerinde sıkıntı vardı. Sonra Aboubakar ayrıldı. Başka takımda oynarken o takım Porto Beşiktaş'a yenildi. O gidip öyle bir aidiyet hissettik yani. Ben yenildi mi? Beraber mi kaldım? Maçı hatırlamıyorum. Kendi takım kazanamadı maçı yani Porto. Gitti soyunma odasında o aidiyetten Beşiktaş'la arkadaşlarıyla sevinç gösterine katıldı. Profesyonel olarak yaptığı yanlış. Ama bunlarda ne aidiyet duygusu var ne de profesyonellik duygusu var. Beşiktaş'taki şu anda sözleşmeli oyuncuların %80'inde yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir özellikleri yok. Karius konusunda bu kadar saçma bir transfer yapılmaz. Bu kadar aptalca bir transfer yapılmaz. Beşiktaş'a rehabilite olmaya geliyor. Niye? Sigmund Freud United mı bu takım? Gitsin polikliniğe. Niye Beşiktaş'a geliyor? Üzerine para verecek tedavi olmak için. Bir de üzerine para mı alacak? Sonra senin vardı kalecin. İyi kaleci buldun mu? Tutacaksın yıllarca. Beşiktaş'ın en önemli sorunu odur. 21. yüzyılda Beşiktaş'ın en önemli sorunudur. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki rakiplerinin hep daha iyi kalecileri vardı. Bir kere Beşiktaş'ın kalecisi istikrarlıydı. Gerçekten mesela işte son 10 yıldır Türkiye Ligi'nin en iyi kalecisi kimdir? Muslera. Evet, Muslera kadar da değildi ama Muslera'ya yakın bir kalitedeydi Fabri. Evet. Artı işte Abdullah Avcı'nın, Şenol Güneş'in hepsinin istediği oyun tarzında bir ortak nokta var. Ayaklarını ekstra bir oyun kurucu olarak kullanabiliyordu Fabri. Bak öyle Pepe Reina gibi değil, elleri de gayet iyi kullanıyordu. Bir tane böyle işte onun hatasından kaybedilen maç var. Lyon maçı. Onda da aslında bu Atiba diyor ki benim hatam önce diyor. Hani Atiba da öyle tabii mütevazı düzgün birisi ki. Hadi arkadaşını korumaya çalış. Ama o oyuncu bu korumaya değer bir oyuncu Fabri. Sonra çünkü İstanbul'daki Lyon maçı Lacazette'ler, Valbuena'lar. Fabri değil kalede Karius Bey olsaydı o maç 5-2 falan bitmişti. Zaten maç uzamamıştı. Fabri dünyaları kurtardı sonraki rövanşta. Öyle bir kaleci sen tutacaksın takımda. Gitmek istiyor. Nereye gitmek istiyor ya? Gitmek isteyen ağlar mı ya? Nereye gitmek istiyor? İlk kez bir takımda hiç sakatlanmadan oynamış. Burayı acayip seviyordu. Evet. Fulham'a gitti hala. Ben hep sosyal medyadan görüyorum. Alakalı alakasız Beşiktaş'la ilgili paylaşımları. Hı hı. Gitmek isteyen kişi gittikten sonra ayrıldığı yerle bu kadar ilgilenir mi? Gittiği takım da çok matah bir durumda değil ki yani. Ya 6 öyle milyona şey satılır mı ya? Tamamını harcasan, iki katını harcasan yine yerini dolduramayacaksın. O dönemde sana o kaleciyi Sambade buldu. Önder Özen'in Beşiktaş'a getirdiği kaleci antrenörü. Daha sonra biraz daha fazla işte kaleci departmanı gibi oldu. Onu sen devam edecektin. Evet. Senin kaleci sorunun var. Niye sen bu Sambade ile devam etmiyorsun? Fabri kimin biliyordu ya? Beşiktaş yönetiminde hiç kimse mi? Ben de fazla bilmiyordum. Ben o oyunlardan biliyorum o kadar. İşte Deportivo'da birkaç maça hatırlıyorum. O kadar. O kadar sakatlanıyordu ki Deportivo'dayken falan. Zaten öğrenemiyordum bir türlü adam. Sambade böyle bir hani geldiği zaman... Bu da kim denilen kaleci? Beşiktaş'ın 21. yüzyıldaki Cordoba ile beraber en iyi kalecisi olarak anılıyor. Demek ki o adam kaleciden anlıyor. Siz demek ki kaleciden anlamıyorsunuz. Şampiyon Ligi finalinde o golü yiyen adam getirilir mi ya? Ey buradan da bir de böyle Celtic'le Mönchengladbach'a gitsin böyle. Ali Ece'yi delirtme turu olarak tamamlasın hayatını da ya. Nedir abicim ya? Hakikaten ya Ersin dene o golleri yesin bu kadar kızılmaz. Kızmaz. Kızmaz taraftar bu kadar. Hiç oynamadı ki falan filan diye. Olsun bakalım olacak mı olmayacak. Sen sezonun kalında Ersin oynat. Dene. Dene ya. Dene. Evet. Ersin olmuyorsa da en azından şunu görürsün. Yeni sezona daha iyi mesela bütçenin önemli kısmını böyle kaleciye ayırırsın. Çünkü iyi bir kaleci takımın yarısıdır. Kesinlikle. Takımın yarısını ya kovanın dibi delik. İstediğin kadar içine su doldurmaya çalış. Aşağıdan taşıyor sevgili Gürkan. Her yer berbat oluyor sonra. Peki net olarak şu an ligin en kötü kalecisi Karius diyebilir miyiz? Valla son 3-4 maçta kesinlikle öyle. Sadece Türkiye'nin değil ki. 10 büyük ligde daha kötü kaleci bulmak zor. Daha kötü performans sergilen kaleci. Bak adam böyle yeteneksiz değil. Ama mesleği yapmak istemiyormuş gibi. Evet evet. Tamamen kopmuş durumda. Mesleğe karşı hiçbir konsantrasyonu yok. Yani ben buraya gelip hani sen soracaksın bana dünkü maç. Ben izlemedim desem aynı şey Karius'un yaptı. Protesto ediliyor, gülümsüyor. Neye gülümsüyorsun? Ne gülüyorsun? Bir şey mi var yani? Neye gülüyorsun? Dalga mı geçiyorsun? İşte bu hem ligi hem oynadığı takımı ve ülkeyi biraz küçümsemekle alakalı bence. Yok Liverpool'da da biliyoruz. Küçümsemediği zamanı, büyümsediği zamanı da biliyoruz. Aman aman istemez. İstemez. Bak Orhan Veli'nin şiiri vardır. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? Bunun da bir elinde Instagram. Aynen öyle. Bir elinde ne o başka mesajlaşma? Tinder neyse o umurunda mı Beşiktaş adamın yani geldiğinden beri. Ya bunun böyle biri olduğunu biliyorsunuz. Bilerek alıyorsunuz. Liverpool'a
Acaba kiralama bedelleri ne kadar Beşiktaş'ın ödediği? Neymiş bir de üzerine para verip Beşiktaş'ın alma şansı varmış da vazgeçmiş. Ulan bir saniye bile düşünmek bunu futbola karşı suç işlemektir. Beşiktaş'a karşı suç işlemektir böyle bir adama. Bir de üzerine bonservis bedeliyle almak suç işlemektir. Başka bir şey değil ya. Yani. Para olmadığı için kiralık sözleşmesini uzatması da gündeme gelmişti bir ara. Herhalde artık bu tartışmalardan sonra. Öyle gündem Himalaya dağlarına gitsin Gürkan. Tamam. Hatta Everest'e tırmanmaya çalışsın o gündem. Oradan gündemi görmeye çalışsın.